Neden piyango alıyoruz? E çünkü buradaki yorumu direkt okuyayım aslında. Buranın yorumu çünkü ben hiç yorum katmayayım. Maaşla geçiniyoruz. Birikim yapmaya lüksümüz gözükmüyor. Aldığımız ücretle işte güzel tatillere çıkamıyoruz. Yeni arabalar alamıyoruz. Özel sağlık sigortaları yaptıramıyoruz vesaire vesaire. Borç içinde kıvranmadan çocuklarımızı üniversitede de okutamıyoruz. Dolayısıyla da üst kesime ithafen bunu söylüyor. Sizin o finansal kitaplarda okuduğunuz detaylar, ya da sahip olduğunuz hayat bizim anca hayal kurabildiğimiz şeyler. Neden piyango bileti alıyoruz aslında? İşte aslında biz bir düş satın alıyoruz bu parayla. Kitapta da tamamen ona değiniyor. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada da ülke olarak birazcık benzer yerde. <laughs> Merhaba, Hoş geldiniz. Bugün bu sene okuduğum kitaplarla ilgili size anlatmak istediklerimi aktaracağım. İkinci bölüme, e, ikinci bölüm kaydediyorum. Dolayısıyla da elimde okuduğum ve seve okuduğum ve okuduktan bayağı bir şeyler çıkarttığım iki kitapla geldim. Biri Geveze, biri de Paranın Psikolojisi. Bunları birazcık değinmek istiyorum. Hep özellikle birçok podcastimde bahsettim. Bu içimizdeki dırdırcı sesi nasıl dizginleriz? Bu konu üzerine konuşmak istiyordum. Araştırırken çok tesadüfen bir şekilde karşıma çıktı. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim özellikle kafamın içerisinde çok dirdirici ses vardır. Eminim sizde de vardır. Bir şey yapmamıza sürekli bizi alık yani. şey aslında düşünmemiz ve aslında bizi durduruyor bu şeyler. Nasıl durduruyor? Şöyle bir örnek vereyim. Bir önceki post, yine bahsetmiştim. Bazen başkalarına bunu çok fazla ithaf ederiz. Başkalarının yaptığı şeylere manzara üretiriz. Bazense kendimizle çok fazla savaşırız. Ben kendimle çok fazla savaşanlardan birisiyim. Ama bu iç ses o tarafa ya da bu tarafa fark etmek sizin aslında bizim sürekli olarak içimizde bazı şeylere odaklanmamıza ve enerjimizi tüketmemize neden oluyor. Bununla ilgili çok fazla detay var kitapta ama öncesinde sadece bir kapağı göstermek istiyorum. Ethan Cross'un yazdığı bir kitap. Çevirisinde Ayşegül Çetin yapmış. Bence güzel akıcı bir kitap. Genellikle böyle çeviri kitaplarda Dil sorununa böyle takılan bir adamım. Obsesifliğim var birazcık ama bu çok güzel bir çevir olmuş. Nispeten çok hoşuma gitti. Dolayısıyla da bir önceki kitap serimi anlatırken size şey demiştim. Ayraçlar kullanmam gerektiğini söylemiştim. Ayraçlar da kullandım bu kitapta. işe yaradı. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Size bu kadar çok detayı anlatmayacağım bu kitabın. Ee, okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap çünkü. Çok ilginç detaylara yer verilmiş kitapta. Kitapta bir... Çok kısa bir örnek var. Aslında onu birazcık size anlatsam gidişat üzerinden sonrasında başka bir yerlere daha bağlayacağım. Onu da böyle birazcık değiştirebiliriz. Kitapta aslında şöyle bir bilgi verilmiş. Bu özellikle iç sesimizin, dırdırıcı iç sesimizin bizi nasıl kitlediğiyle alakalı çok güzel bir bilgi var. İlk atış basit bir şanssızlıktan ibaret gibi gözüküyordu diye bir konu var. Kendi kendimize konuşmak ters tettiğinde diye bir konu var. Burada bir beyzbol oyuncusunun ama muhtemelen o döneme kadar gelmiş geçmiş en iyi oyuncular içerisinde yer alan bir oyuncunun bir maçta yaşadığı şanssızlık üzerine aslında bütün kariyerinin dağılmasını anlatan bir hikayeyle giriyor. Dolayısıyla da hikaye burada size uzun uzun anlatmayacağım ama şöyle adamın hayatını mahvetmiş bu olay. 100 yıllık süreç içerisinde beyzbol tarihinde o güne kadar bu tarihte bu arada yanlış olmasın hemen size vereyim. 2000'li yılların başlarında olan bir olay yaşanıyor burada. 100 yıllık süreç içerisinde en son bir atıcının tek bir devrede süresince 5 kez hatalı atış yapmasından bu yana 100 yıldan fazla süreç geçmişti. Bu atıcı aslında kendi kariyerini çok ciddi derecede bitirmiş. Burada aslında neden olan şey neler? Birazcık da onlardan konuşmak lazım günün sonunda çok ciddi bir işte kötü bir aileden geliyor kendini çalıştırıyor geliştiriyor vesaire bir sürü şeylerin üzerinden geliyor ama peki onu neden aslında bazı şeyler böyle tetiklemişti bu kitap birazcık daha öyle şeyleri vurgu yapıyor yaptığı şey şu Bazen bir hareketi öğrenmek için çok fazla tekrar yaparız. Burada mesela farklı kitaplar vardı. Şimdi yazarın adını unuttum ve çok ilginç bir şekilde 10.000 saat kuralını yazan bir kitap vardı orada da anlatır. Siz ne kadar genç yaşta aslında bir enstrümana ya da bir spora bir alana ilgi duyar ve çalışmaya başlarsanız bir konuda uzman olmanız 10.000 saati buluyor. 10.000 saat kuralı diye bir kural vardı. Dolayısıyla da bu noktada da benzer bir şey var. Bu beyzbol oyuncusunun aslında çok uzun süre aslında beyzbol oynadı. Bütün hareketleri ezberledi ve birden fazla kompleks hareketleri çok rahat bir şekilde yaptı. Bunun şöyle bir örneğini vereyim. Hep verdiğim çok sevdiğim örneklerden birisidir. Matrix birinci filmde Neo'nun Ajan Smith'le karşılaşması tam birinci filmin en sonunda. işte Ajan Smith ve diğer ajanlar Neo'ya ateş eder ama Neo yerden kalkar ve mermileri durdurduğu sahne. Sonrasında da Ajan Smith ona saldırır ve Niye? Onun aslında tek eliyle döver. Çünkü aslında o kadar çok o andadır ki, o akıştadır ki o ana kendini kaptırmıştır ve bir şey düşünmesine gerek yoktur. İşte bu dırdırcı ses ne yapıyor biliyor musunuz? Burada devreye giriyor ve herhangi bir yapılan hareket anında o hareketlerin bağlanmasını yani fazla düşünerek Fazla analiz ederek o anı aslında o hareketi yapmamamızı sağlıyor. Yapamamamıza, kitlenmemize neden oluyor. Bu da aslında buradaki işte anlatılan beyzbol oyuncusunun yaptığı gibi e, o hareketi bir bütün olarak yapmaktansa her bir adımı düşünerek yapmasını ve aslında e, fail etmesine neden oluyor. Dolayısıyla da bu iç dırdırcı sesimiz genellikle stres altındayken bu bizim için önemli olan o bağlantıların kopmasına neden oluyor ve yapmamız gereken şeyleri de çok iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz. Bununla ilgili hepimizin yaşadığı şeyler vardır. Mesela iş yerinde orada burada bir konuya takılırız. O hep kafamızda durur ve atıyorum sonrasında belki de kafayı dağıtmak için bir kitap okumaya kalkarsınız, bir şey yapmaya çalışırsınız, rapor hazırlayacaksınızdır, yemek yapacaksınızdır ama o kafanızdan çıkmaz o ses. O ses sürekli beyninizi kemirir, yer. Hani bu benim zaten çok karşıma çıkan bir şey deli olurum o yüzden böyle şeylere ve nasıl susturmam gerektiğini en azından bir şekilde öğrendim daha doğrusu okudum yorumluyorum hala geliştirmeye çalışıyorum kendimi öyle bir kere de olacak bir iş değil tabii ki bu ama günün sonunda öğrenmeye başlıyorsunuz işte siz bu kafanız bir yere takıldığında bir şeyleri başka bir şeyleri yapmaya çalışırken sizi durduran şey aslında bu. Ve bütün sürecinizi kitler. Bir rapor hazırlayacaksınızdır. O rapor belki işte yarın için bir sunumda kullanılacaktır. Bir kitap okumanız gerekir kafanızı dağıtmak için ama sürekli ulan ona onu deseydim dersiniz böyle. Bir türlü kendinizi durduramazsınız. Günün sonunda böyle bir sürü olaylar silsilesi devam eder. Ne olur? sunumda kötü bir sunum yaparsınız. Sunum beğenilmez. Atıyorum bir iş teklifine gideceksiniz. iş görüşmesinize gideceksiniz ama belki yolda takside taksici biriyle kavga ettiniz. Ona bir şey demeniz gerekir. Atıyorum ödeme gelecektir. Ödeme gelmemiştir de onun neden gelmediğini sürekli sorgularsınız bir iç ses olarak. Dolayısıyla da sizi var olduğunuz o anda değil de geçmişte bir yerde o sizi kitler ve durursunuz. Bu da birçok şeyi aslında hayatınızda bitirir. Daha kötü şey ne biliyor musunuz aslında? Siz yani buradaki o daha önceki podcastlerde bahsetmiştim. Chain of Scream diye yani bir herkesin birbirine bağlama, bağırma zinciri vardı. İşte siz iş yerinizde patronunuz gelir size bağırır. Siz gidersiniz işte eşinize bağırsınız. Eşiniz gider çocuğuna bağırır. O başka bir şey olur. Bu tam olarak aslında bu iç dırdırcı sesin yaptığı şey aslında tam olarak ise bu. Siz işte bir şeye kafanız takılmıştır. Uyuz olmuşsunuzdur. Orada durursunuz ama üstünden geçmiştir zaman. Sonra çocuğunuz başka bir şey yapmıştır. Ona kızmışsınızdır. Bu birebir yaşanmış bir senaryo. Ben anlatıyorum. Direkt hani böyle işle ilgili bir şey kafam takıldı ve sonra gittim atlasa kızdım. Ve sonra aslında kendimden nefret eder. Kendime lanet okuyan bir adam haline geldim. Neden? Çünkü çocuğun aslında hiçbir sorunu yok. Günün sonunda bunu hepimiz kendimize uyarladığımızda hepimiz böyle şeylerle aslında maruz kalıyoruz. Yani bir yerde bir dırdırcı ses oraya takılıyor ve o kanırta 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 orada duruyor ama gelip kızmamız gereken kişi değil başka bir kişi aslında patlayabiliyoruz. Bu da aslında bu taraftaki en belirgin şeylerden bir tanesi. Bununla ilgili şöyle bir örnek de vereyim. Mesela kitapta anlatılıyor. Hani çok böyle kitabı deşmek istemiyorum. Konuşsam saatlerce konuşurum kitap üzerine. Çok örnek var ama bir örneklerden birisi mesela biz bu takıldığımız konularla ilgili biriyle konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Mesela negatif bir olay yaşadık. Sevgilimizden ayrıldık. Patron istediğiniz zammı vermedi. Mobbing yiyorsunuz. Bir sürü konu bulunabilir. Bunların üstüne birini anlatmak istiyorsunuz derdiniz. Dedikodu yapmak istiyorsunuz ve boşalmak istiyorsunuz. Kafanız rahatlayacak oh diyeceksiniz. Karşınızda bir arkadaşınızı aldınız başladınız konuşmaya. Yok patron öyle yaptı yok böyle yaptı onun yerini şunu yükseltti bunun yerine bunu yükseltti vesaire vesaire vesaire. Gün sonu ne oluyor? Siz bu içinizdeki şeyi aktardığınızda aslında beyniniz sizden başka bir şeyi tetiklemiyor. Aynı olayı sürekli olarak tekrar yaşıyorsunuz ve aslında beyninizden de atamıyorsunuz. Yani sürekli beyniniz aynı yerde odaklı kalıyor ve bu sizin bir sonraki aşamaya geçmenize engelliyor. Ha ikinci durum ne? İkinci durum da karşınızdaki arkadaşınızı bezdiriyorsunuz. İnsanlar sizden uzaklaşmaya başlıyor. Bu da aslında bu işin kötü taraflarından birisi. Hepimizin özellikle hani ben kendimi düşündüğümde özellikle Üniversiteden çıktığım dönemlerde bunu çok yapıyordum. Daha fazla böyle negatif demeyeyim ama kötü bir olay hakkındaki düşüncelerimi fazla kişiyle paylaşmaya başladım. Günün sonunda ne oldu biliyor musunuz? Daha, daha az insanla konuşmaya başlıyorsunuz. O insanlar böyle elini ayağını çekmeye başlıyor sizden. Aynı şey şeyde de geçerli. Aynı konu aslında. Bu sefer ben mesela sürekli bana negatif gelen insanlardan uzaklaşmaya başladım. Çünkü onların o hikayelerini dinlemek istemiyorum ile ilgili bence en çarpıcı örneklerden birisi aslında Twitter, sosyal medya kullanımımız. Siz yaşadığınız bir olayı içselleştirerek dışa vurum olarak bir sosyal medyaya, Twitter'a diyelim ki yazıyorsunuz ama burası dijital ve sosyal medyanın aslında farklılaştığı noktalardan birisi. Yüz yüze olsak siz benim vücut dilimi, beden dilimi, mimiklerimi gözlemleyerek daha iyi analiz edebilirsiniz, anlayabilirsiniz ama sosyal medyada benim o yazıyı yazdığımda içimdeki duyguları siz anlayamıyorsunuz. Belki geyik yaptım. Belki gerçekten kızım. Ama buna tepki veriliyor. Ve az önce dediğim gibi siz o duyguyu orada bırakıyorsunuz. Başka biri gelip başka bir halinde oraya yorum yapabilir. Aslında sosyal medya bizi birazcık daha bu böyle sarmalığın içine tutuyor. Siz ne kadar çok aynı şeyleri patlatırsanız sosyal medyada konu aslında kafanızdan gitmiyor ve hayatınızdan çıkaramıyorsunuz. Bununla ilgili de son kendi örneğimi verip sonraki kitaba geçeceğim. Hep bahsediyorum yolda gelirken trafikten kuryelerden ve taksicilerden gına geldi, bıktım hepsinden ve her seferinde işte atlasın bisikletiyle kaldırımdan giderken kaldırımları işgal eden insanlardan o martı ve benzeri bütün aletlerden nefret ediyorum. Onları böyle kırıp parçalamak dökmek istiyorum gerçek anlamda yollara araba bırakanlara ki e, engelli vatandaşları geçiyorum. Onların Türkiye'de yaşaması gerçekten bir mucize. Zaten dışarılarda göremiyoruz ama. Çocuk sahibi olduktan sonra o kaldırımların indir kaldır yerlerinden geçmenin ne kadar zor olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Ha, bağlayacağım nokta şu. Ben bunu sosyal medyada dile getirmemek için kendimle savaşıyorum. Neden biliyor musunuz? Bana nefret etmeyin diye. Benden uzaklaşmayın diye. Çünkü gerçekten nefret ediyorum. Artık Türkiye çok nefret söyleme oldu ama e, bu noktada artık e, ne derler? Zıvanadan çıktık. Gerçekten saygı kalmadı. İşte bu yüzden Twitter yerine burada size içimdekileri döktüm. Umarım benden nefret etmezsiniz. Ama dediğim gibi güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum okumanızı. Diğer kitabım da aslında Paranın Psikolojisi. Bu gerçekten yani baya güzel bir kitap. Yani ilk üçe mi girer diyecektim ama düşündüm sonra o yüzden bir boşluk vardı aslında. Çünkü çok güzel kitaplar var ama o da çok güzel. Bu da çok güzel. İkisi gene çok üst üste denk geldi. Morgan Housel'ın kitabı. Çevirisinde Canan feyat yapmış. Gene dediğim gibi çevirde çok böyle kafama karşı takılan bir şey olmadı. Bir tek decade takılıyor. Yani decade Türkçede 10 yıl diye bir kelime yok. Yani yıllar var ama 10 yıl oturmuyor. Mesela bunu her gördüğümde böyle takılıyorum. Bilmiyorum siz takılıyor musunuz? Merak ettim. Neyse. Finans kitabı özellikle son yıllarda çok okumak istediğim okuduğum kitaplar var. Ee, böyle yeni yeni finansla ilgili çözümleri çok merak ediyorum. Çünkü aslında Mesela burada belki geçen sene okuduğum kitaplardan Zengin Baba Fakir Baba kitabının da aslında belki yorumlarını yapmak lazım. Çünkü bize okulda eğitim hayatımızda gelene kadar hiçbir finansal bilgi verilmiyor. Biz palas pandaras atılıyoruz hayata. Peki Finansal çözümümüz ne? Biz bunu ne zaman öğreneceğiz? Nasıl öğreneceğiz? Kitaplardan mı öğreneceğiz? Deneyerek yanayarak mı öğreneceğiz? İşte bu kitap burada birazcık bize yardımcı oluyor. Ha bu şu demek değil bu bir yatırım tavsiyesidir. Alın bu kitabı buradan okuyun Palas Bandaras gidin değil. Ama şunu gördüm. Ben şu ana kadar 4-5 tane finansla ilgili kitap okudum. Burada da geçen büyük buhran var. Amerika'daki 1929 yılında geçen büyük buhranla ilgili kitaplar da var. İşte kriz dönemlerinin kitapları genellikle ilgimi çekmeye başladı. Çünkü e, hey, krizde yaşıyoruz çok ciddi derecede de çok kötü bir dönemdeyiz özellikle ülke olarak. Dolayısıyla da paramızı nasıl kazandığımız ve yönettiğimiz neye nasıl yatırım yaptığımızla ilgili detayları almak benim için çok önemli noktalardan birisi. Şimdi bu kitap neyi özetliyor aslında baktığımızda herkesin kişisel olarak farklı bir... Hikayesi vardır ve herkes aslında bu hikaye doğrultusunda bazı şeylere yatırım yapıyor. Doğru ya da yanlış. Diyelim ki siz fakir bir aileden geliyorsunuz. Dolayısıyla da bu, bu bakış açısıyla yatırdığınız şey farklı. Orta, direkt ya da daha zengin bir aileden geliyorsunuz. Aile geçmişinden geliyorsunuz. Yapacağınız şeyler çok farklı. Farklı bir ülke, farklı bir dönem. Diyelim ki yüksek enflasyonla yaşayan bir ailenin çocuğusunuz. O dönemin çocuğusunuz o döneme istinaden sizin yapacağınız yatırımlar farklılaşabiliyorken nispeten istikrarlı bir ekonomik dönemde yaşayan insanların yaptığı yatırımlar çok farklı. Aslında burada da birazcık daha bizi neler nasıl değiştiriyor konusunda birazcık daha kitapta atıflar bulunulmuş. Ya burada aslında yapılan araştırmalar vesaireler şeyi gösteriyor. Hani eğitim bilgisi, donanım Geçmiş işte kişinin ailenin backgroundu falan filan pek umursamıyor. Herkesten normal olarak mantıklı olarak bir yatırım yapılması bekleniyor ama hikaye birazcık daha şeye evriliyor. Aslında o dönemki ekonomistlerin ve kendi kişisel yaşadığımız dönemle alakalı yatırımla ilgili. Çözümlere daha sıcak bakıyoruz. Örnek veriyorum, benim babamın yaşadığı işte iş hayatında olduğu dönemle ilgili olan unsurlar çok farklıyken, işte o zamanlarda babamın hep anlattığı konular işte ev almaya çalışıyorduk, krediye giriyorduk, bir yerden sonra sigara parasına dönüyordu ev kredileri vesaire gibi. Oraya doğru gidiyoruz baktığımızda, hani fiyatlar çok uçmaya başladı ve TL sürekli değer kaybediyor. Dolayısıyla da ama mesela benim o dönemki gibi bir yatım, yatırım yapma hevesim yok. Aynı şeyi düşünemiyorum. Aynı güveni göremiyorum. Dolayısıyla da herkesin işte baba ile oğul arasındaki bile o kuşaktaki farklılıklar bu kitabın temel unsurları arasında. Bu kitapla ilgili de farklı örneklerden birisi var. Birazcık onu anlatayım. Ondan sonrasında bir örnek daha var. İki örnek vermek istiyorum bu kitaptan. Çok güzeldi. Bir tanesi piyango ile ilgili bir örnek. Amerika'da bir araştırma sonucunda şu çıkartılmış. En alt gelir düzeyindeki hanelerin yılda 412 dolar piyangoya harcama yaptıkları ortaya çıkmış, bulunmuş. Ama en üst sevi gelir seviyesindeki ailelerin ise neredeyse 100 dolar bandına. Yani fakir aileler 4 kata kadar daha fazla, fakirle zengin ailelere göre daha fazla yatırım yapıyorlar aslında baktığınızda. Ama buradaki ilginç data o değil. İlginç data şu. Amerikalıların %40'ının acil bir durumda 400 doları bile bir araya getiremediği ortaya çıkmış. Yani aslında baktığınızda sene içerisinde 400 doları yatırıyorlar ama 400 doları T anında ihtiyaç anında çıkartamıyorlar bile. Bu da aslında çok garip bir şey itafta bulunuyor. Kitapta da bununla ilgili bir örnek var ve bu biraz acı bir örnek. Yani şöyle aslında biz de buraya doğru gidiyoruz gibi bir şey. Neden piyango alıyoruz? E çünkü buradaki yorumu direkt okuyayım aslında. Buranın yorumu çünkü ben hiç yorum katmayayım. Maaşla geçiniyoruz. Birikim yapmaya lüksümüz gözükmüyor. Aldığımız ücretle işte güzel tatillere çıkamıyoruz. Yeni arabalar alamıyoruz. Özel sağlık sigortaları yaptıramıyoruz vesaire vesaire. Borç içinde kıvranmadan çocuklarımızı üniversitede de okutamıyoruz. Dolayısıyla da üst kesime itafen bunu söylüyor. Sizin o finansal kitaplarda okuduğunuz detaylar, ya da sahip olduğunuz hayat bizim anca hayal kurabildiğimiz şeyler. Neden piyango bileti alıyoruz aslında? İşte aslında biz bir düş satın alıyoruz bu parayla. Kitapta da tamamen ona değiniyor. Dolayısıyla da geldiğimiz noktada ülke olarak birazcık benzer yerlere evriliyor. Tabii ki piyango konusu hepimizin yaşadığı ya da yaşaması gereken bir konu değil ama kitapta en azından farklı bir unsur olarak anlatılmış. Neden insanlar, kim insanlar piyangoya bu kadar çok yatkınken ya da işte şans oyunlarına diyelim buna sayısal loto deyin işte kazı kazan deyin bir şeyler onlara kimileri yatkınken kimileri değildir kitapta bunu anlatıyor Diğer bir konu da aslında anlatmak istedim. Bence bu çok güzel bir hikaye. İkinci bölümde şans ve risk diye bir bölüm var. Burada da aslında Bill Gates'le ilgili bir e, örnek verilmiş. Onun birazcık burada notlarını aldım. Notların üzerinden birazcık okuyarak anlatacağım. Şimdi Bill Gates'in aslında orta öğrenim döneminde Birleşik Milletler'e göre o dönemde dünya üzerinde 303 milyon orta öğrenim yaşında öğrenci olduğu varsayılıyormuş. Bunun 18 milyonu Amerika'da yaşıyormuş. O dönem zarfında o dönem içerisinde 270 bini Washington'da ve bunun binde bir yani kabaca 300 kişi de 300 öğrenci de Lake Salt Lakeside School'a gidiyormuş. Yani Bill Gates'in gittiği school'a. Buradaki hikayede şuna evriliyor. Aslında o dönemde 1 milyon öğrenci için bilgisayar alınabilme oranı binde bir. Çok ciddi derecede düşük. Dolayısıyla Bill Gates de bunu yani Microsoft'un var olmasını aslında şuna bağlıyor. Bir röportajında Netflix'te belgeseli vardı orada izleyebilirsiniz. Lakeside olmasaydı Microsoft olmazdı diyor. Yani bazı şeyler evet kesinlikle şansla doğru orantılı. Ama aynı şekilde bir de bunun madalyonun ters tarafı var. Risk tarafıyla da ilgili bir örnek anlatılıyor. Gene Bill Gates'le ile alakalı. Bill Gates'in orta, ortaklarından birisi de de yakın arkadaşlarından birisiyle şirket kuruyor. Diğerini anlatırkense aslında burada birazcık daha hüzünleniyor. O da aslında Kent Evans adında bir arkadaşı. Bu arkadaşı lise döneminden beri aslında dağcılık yapmayı çok seven birisi. İkisi iki arkadaşıyla da aslında benzer şekilde gelecekte kuracakları şirketlerden CEO'dan ya CEO olmaktan yatırımdan vesaireden konuşuyorlar ve ikisi de aslında aynı frekansta, üçü de aslında aynı frekansta kişilerden birisi. Buradaki risk faktörü şu: Amerika'da her yıl 36 kişinin dağcılık nedeniyle öldüğü raporlanmış. Ama bunun lisede dağa tırmanan ölen kişiler 1 milyonda 1. Ve bu Kent Evans aslında bu 1 milyon kişiden birisi. Bill Gates nasıl şansla beraber Microsoft'u kurdu ve var olduysa diğer kişi ise dağcılık kazasında ölüp gidiyor ve yok oluyor. Dolayısıyla da aslında şans ve risk tamamen çok ilginç konulardır. Hani hep şey de derler işte... Elon Musk'a diyorlar ya çok şanslısın diye. Adam da diyor 80 saat çalışıyorum haftada ne şansı diyor. Evet hani her şey yerine göre değişiyor. Her şeyi de şans ve risk olarak da değerlendirmemiz doğru değil ama bazen bazı şeyleri doğru zamanda doğru yerde olmak ciddi derecede etkiliyor. Ha şimdi kitabın konularına devam ettiğimde ben çok not aldım. Baya e, bayağı notlarım var. Bayağı işaretlediğim yerler var. Bize hem geçmişten hem de günümüzle ilgili farklı referanslar veriyor. Eğer ki sizde benim gibi finansla ilgili bir background'ınız yoksa ben kimya okudum, üniversitede MBA yaptım ama para yönetimini daha yeni yeni öğrenmeye başlıyorum. Dolayısıyla da merak ediyorsanız kendi yatırımlarınızı nasıl yapmanızla ilgili size fikir verecek güzel kaynaklardan birisi. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü kitabı alıp okursanız daha iyi olacaktır. 25 dakikaları falan geldik zaten çok da uzatmayayım. Umarım kitap serisi hoşunuza gidiyordur. Bir sonraki ay muhtemelen yeni kitaplarına karşınızda olacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.